Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2022'de kariyer hedeflerinizde yenilikler var, hayatınızda güçlü kadersel değişimler söz konusu. Evet, bu yıl ay düğümleri boğa akrep aksında, dolayısıyla tutulmalar da boğa ve akrep burçlarında olacak. İlk tutulma döngümüz Nisan-Mayıs, ikinci tutulma döngümüz Ekim-Kasım aylarında olacak. Bunlar yılın genelinde hayatımızda daha kadersel güçlü etkiler, hayatımızda yeni dönüşümler getirecek. Uranüs de boğa burcunda ve haritanızın 10. evinde. Tutulmalarda Uranüs'ün çok güçlü bir etkisi var. Hemen aslında yılın başlarında bu etkileri hissetmeye başlayabilirsiniz. Şubat ayı işte burcunuzda meydana gelecek olan dolunay etkisiyle, yine Uranüs'ün söz sahibi olduğu bir dolunay, iş ve kariyer konularınızda belki önemli kararlar veriyorsunuz. Yer değişimi gibi, daha radikal görev değişimi gibi, meslek değişimi gibi daha radikal etkiler de olabilir. Nisan'daki tutulma döngüsü boğa burcunda, burada yeni kapıları açabilir size. İş ve mesleki anlamda kararsızlıklarınız varsa bu yıl gerçekten hani buralarda işte ne yapmak istiyorsunuz, nasıl bir işiniz olsun istiyorsunuz veya iş arıyorsunuz, buralarda yeni açılımların olabileceği bir dönem. 10. eviniz artık uzun vadeli kariyer yapılandırmalarınız için size yeni fırsatlar getirebilir. Yeni farkındalıklar da verebilir. Evet, değişimler de olabilir. Bazı şeyler de bitebilir hayatınızda. Kariyer sadece işle ilgili değil, biliyorsunuz. Yani toplumdaki duruşunuz, statünüz, başkaları tarafından nasıl tanınıyorsunuz, nasıl biliniyorsunuz, ün, şöhret, başarı gibi konular. Tüm buralarda bazı etkiler var. Bu yıl aslında yaptığınız veya yapmadığınız her şey başkaları tarafından daha fazla fark edilecek gibi görünüyor. Daha fazla etkili olacak. Aileyle ilgili konular aktif. Ebeveynler, aileniz, anne babanız, sizin veya eşinizin ailesi, onların hayatları, onların düzenleri, onların sağlıklarıyla da ilgili güçlü bazı kadersel etkiler var. Bunun size tabii ki doğal olarak tesirleri olabilir. Ve bunlarla paralel hayatınızda bazı zorunluluklarla da bazı kararlar verebilirsiniz. Yuva kurmak, ev almak, satmak, taşınmak, aileye veya size ait bazı mülklerin, özellikle maddi, işte gayrimenkul olur, toprak olur, bunların değerlenmesi, satılması, kiralanması gibi konular veya dönüşümleri olabilir. Evlilik, ayrılık da bir kariyer konusudur. Evlenirsiniz, ev kurarsınız, ailenizden ayrılır, yuva kurarsınız, taşınırsınız veya boşanma olabilir. Yine ev değişimi, yer değişimi olabilir. Bu da tabii ki sizin toplumdaki statünüzde, kariyerinizde önemlidir. Önemli etkiler getirir. Evet, bununla ilgili bu yılın en dikkat çeken dönemleri Şubat ayı, Mayıs ayı ve Ağustos ve yıl sonunda Kasım sonları özellikle dikkat çekiyor. Bu bahsettiğimiz konularla ilgili haritanızın da tabii ki aldığı etkilerle bağlantılı olarak ilişkiler, kariyer, iş, ailevi konular ve özellikle evlilikle ilgili alanlarda önemli kararlar vermeniz, hayatınızın bundan sonraki en azından 9-10 yıllık sürecini etkileyebilecek bazı önemli adımlar atmanız mümkün görünüyor sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar, bu yıl Satürn geçen yıl olduğu gibi Kova burcunda ilerleyecek. Sizin tam karşıt burcunuzda. Sabit burçların çok etki aldığı bir yıldayız ve en fazla etki alan burçlardan biri de sizsiniz. Çok kolay bir yıl değil bu anlamda. Yani onu söylemek istiyorum. Yani biraz zorlanan burçlardansınız. Çünkü Uranüs kare açıda, işte Satürn tam karşıt açınızda, boğa akrep tutulmaları etkisindeyiz. Bu sizi biraz zorluyor. Yani hayatınızda bazı sabit yapıların sarsılmasına, yıkılmasına veya işte yeni yapılar kurulması için sizi daha fazla teşvik ediyor. Bunlar olurken de sıkıntılarla da karşılaşabilirsiniz. Belki baskılar artabilir hayatınızda. Satürn 7. evde olduğu için her türlü ilişkilerinizi daha fazla sorguluyorsunuz aslında. Yani biraz zayıf halkalar elenecek gibi görünüyor hayatınızda. Eğer 2021'de buralarda sorunlar yaşadıysanız ve bunlar bir türlü bir çözüme ulaşmadıysa, bu yıl belki daha ciddi bir şekilde bu konular hayatınızda sarsıcı olacak. Artık daha radikal yapılar içerisinde olmanız, daha önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Satürn zayıf halkaları eler dedik. Tabii ki sizin için artık gerekliliği kalmamış ilişkileri de bitirebilir. Bu bir evlilik olabilir.
İşbirliği olabilir, belki çok önemli bir yakın arkadaşlık olabilir, bitebilir ilişkileriniz ve artık yalnız ve yeniden hani sıfırdan başlayabilirsiniz ilişkilerle ilgili. Ama bazı ilişkilerinizde de daha ciddi sorumluluklar almanız gerekebilir. Yani aşıksınız, bir flört ilişkiniz var, evlilik kararları olabilir. Çünkü Satürn evlilikler yasal ilişkilerle ilgilidir. İlişkilerinizde sorumluluk almanız gerekiyor. Artık ciddi ilişkileriniz ve sizin için gerekli olan ilişkilerinizi daha ciddi bir boyuta taşımanız ve sorumluluk almanız gerekiyor. Ama sizin için gerekliliği kalmamış, hayatınızda sorun teşkil eden, sizi engelleyen ilişkilerinizi de hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ilişkileriniz devam edebilir ama eşinizin ya da ortağınızın hayatında biraz zorluklar olabilir. Eşinizin iş hayatında, eşinizin ailesiyle ilgili konularda, eşinizin sağlığıyla ilgili konularda onun zorlanması, bazı sorumlulukların artması. Dolayısıyla sizin hani eşten ve partnerden yana biraz bazı sıkıntılarla yüzleşmeniz, belki etki altında kalmanız. Bu anlamda da tabii ki sizin de hayatınızda bazı dolaylı yapılandırmalar içerisinde olmanız da mümkün. Satürn Uranüs karesi geçtiğimiz yılki kadar çok fazla olmayacak 2022'de. Ekim ayında Satürn'ün Uranüs'te karesi var. Bu özellikle kariyer, iş, ailevi konular, eş partner konularında ilişki dinamiklerinizde biraz daha hani sarsıcı olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve yine tutulma dönemlerinde Satürn'ün etkisini hissedebiliriz. Mayıs ayı böyle bir ay. Yine Ekim sonu ve Kasım ayında bu güçlü etkileri hissedebiliriz. Satürn'ün bazı destekleri de var tabii ki. Ağustos sonları, Eylül başları, özellikle İkizler Burcu'nda ilerleyen Mars'ın etkisiyle beraber iş ve iş birliklerinde, ticari aktivitelerde veya arkadaşlarınızla grup içerisinde yapacağınız bazı hani organizasyonlar veya girişimlerde burada güzel destekleri olabilir size, güvenli destekleri olabilir. Ağustos sonları, Eylül başlarını bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Sevgili aslanlar, şans gezegenimiz Jüpiter bu yıl iki burcu ziyaret edecek. Yılın ilk döneminde 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacak. Balık burcunda Jüpiter kendi burcu olduğu için çok güçlüdür tabii ki. Özellikle manevi anlamda, farkındalık anlamda, ruhsal gelişimler anlamında çok kısmetlidir ama dışsal şanslar, gelişme fırsatlarını da verir. Sizin için para alanlarında daha destekleyici olacağını söyleyebiliriz. 8. evinizde olacak Jüpiter. Nasıl destekler verebilir size? Örneğin hani bir borcu daha rahat ödeyebilirsiniz. İşte para ihtiyaçlarınız var. Örneğin kredi almak istiyorsunuz. Bu imkanları size sunabilir. Borçlanma konularında destekleri olabilir. Eşinizin kaynakları ile ilgili alanlarda genişleme imkanları verebilir. Bazı sürpriz hediyeler, işte böyle ne bileyim prim gibi elinize geçebilecek kaynaklar, çalışmadan gelebilecek bazı parasal gelirler anlamında da hoş sürprizleri olabilir. Özellikle Nisan ayı daha çekici bu anlamda. 1-5 Nisan işte Oğlak burcundaki Plüto ile güzel bir Jüpiter açımız var. 5-15 Nisan arasında da Jüpiter Neptün kavuşumumuz var. Nisan ayında Koç burcundaki yeni ay da sizi destekleyecek o dönemde. Parasal konularda güzel etkiler alabilirsiniz. Hatta hiç beklemediğiniz yerlerden böyle destekler gelebilir. İkramiye gibi bir konu da olabilir örneğin. Bu dönemlerde özellikle 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter bu sefer Koç burcuna geçecek ki Koç da ateş elementinde size çok güzel bir üçgen açıda olacak. Bu daha çok özgüveninizi arttıracak, iyimserliğinizi arttıracak, sizi daha fazla motive edecek. 11 Mayıs'tan itibaren 28 Ekim'e kadar da Koç burcunda olacak. Özellikle burcunuzda meydana gelecek Ağustos'taki yeni ay döngüsü, Koç burcundaki Jüpiter'in desteği, İkizler'deki Mars'ın hareketi 15 Ağustos'tan sonraki dönem, bu Ekim'in sonlarına kadar da devam edebilir. Kişisel anlamda daha girişken, daha güçlü olabilirsiniz. Yaşam enerjiniz artabilir, motivasyonunuz artabilir. Bu dönem çok hareketli de görünüyor. Bol bol seyahat edebileceğiniz bir dönem aslında sevgili aslanlar. Yani güzel seyahatler, hatta yurt dışı konularında açılımlar var. Öğrenciyseniz üniversite akademik konularda yine 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in güzel şansları olacağını, destekleri olacağını unutmayın. Hani böyle akademik bir girişimde bulunmak istiyorsanız bu dönemi bence iyi değerlendirmekte fayda var. Tabii ki seyahatlerde destek olabilir. Bazı hukuksal işlerinizde, yani
mahkemeleriniz var, bir davanız var, örneğin yardıma ihtiyacınız var, destek bekliyorsunuz. Jüpiter burada hak edişler getirebilir size. Eğer bir konuda hak arayışınız olacaksa, bir girişimde bulunacaksanız, yine Jüpiter'in Koç burcunda olduğu dönemde bu girişimleri yapabilirsiniz. Medya, basın işleri, yayın işleri, iletişimle ilgili her alanda da bunlar, e-ticaret gibi, hani yurt dışı, uluslararası olan her türlü bağlantı da olabilir iletişimle ilgili. Buralardaki girişimler ve yenilikler içinde yine yaz ayları 11 Mayıs'tan sonrası sizin için çok daha verimli ve kazançlı olabilir. Bu dönemleri değerlendirebilirsiniz. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.